Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur, emekli, asgari ücret ve işçiler için zam açıklaması yaptı. Ciddi şekilde maaşları arttıracağız açıklaması yaptı arkadaşlar. Gelin detaylara birlikte bakalım. AK Partili kadınlarla bir araya gelen Erdoğan memur, emekli ve işçi ve asgari ücretlere yılbaşında yapılacak zamlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Az önce arkadaşlar yaklaşık yarım saat önce. Küresel ekonomik krizden etkilenen her kesim rahatlatacak adımlar atıldığını ve atmayı da sürdüreceklerini belirten Erdoğan, asgari ücret memur emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyon refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız açıklaması yaptı. Sizlere videolaştırmış katılarsınız. Son 6 aylık enflasyon Ocak ayında muhtemelen %15 civarı çıkacak. Çünkü Türkiye bir %1, %2 civarı açıklıyor ay ay enflasyonu. Muhtemelen bizim dediğimiz olacak gibi görünüyor. Ocak ayında Erdoğan televizyon önüne çıkacak arkadaşlar. İşte son 6 aylık enflasyon %15 ya da artık neyse ne çıkacaksa %17 ya da %18'dir. Biz de üstüne işte şu kadar masam yapıp işi memuru rahatlatıyoruz diye bir açıklama yapacak muhtemelen arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kadın Kolları Kuruluş'tan bugüne MYK İl Başkanları toplantı programına katıldı. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Mersin'deki terör saldırısını lanetledi. Emekli ve asgari ücretlere yılbaşında yapılacak zamla ilgili de konuşan Erdoğan, milyonları heyecanlandıran sözler sarf etti. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle arkadaşlar. AK Parti Türk siyasi hayatında en yaygın etkin kadın teşkilatlanmasını kuran genel merkezinden sandık kurullarına kadar kadınlara en çok yer veren partidir. Seçimlerde birinci parti olarak çıkmamızda kadınlarımızın gönül kazanma faaliyetlerinin büyük katkısı vardır. Dünyada pek çok siyasi parti AK Parti'nin kadın teşkilatlandırma modelini örnek alarak kendisine uyarlamaya çalışmıştır. Kadınlarımız faaliyetleri, hayati gayretleri yanında Türkiye'de son 20 yılda elde ettiği tüm kazanımlarda çok önemli payları vardır. Mersin'deki terör saldırısı. Dün Mersin'deki yaşanan hadiseyi gördük. İki tane terörist kadını kimler istismar ediyor? Malum parlamentoda olan parti adı Partama dikkat edin terörist olarak kullandığı iki kadın kendilerini patlatıyorlar. Ve Mersin'de bunlar ölüyor. Bu nasıl bir vicdan, bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkama amelesi yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davası için feda etti. Üstelik polis evimizi imha etmeye çalışırken hangi yüzde bu milletin karşısına çıkıp kendilerini anlatacaklar? Hangi yüzde biz özgürlükçüyüz, Türk siyasi hayatında varız diyecekler? Hangi yüzde bugüne kadar yüzlerce kadını bu batıl terör davası için kendilerini yok etti? Bu kadınlarımızla milletimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz dağ taş kar kış demeden bunu yapıyoruz. Bunlar maalesef batıl davası için insanların kadınlarını yok ediyor diye dünkü patlama içinde açıklama yaptı. Gel gelin bizi ilgilendiren kısım şurası arkadaşlar. Asgari ücret, memur ve emekli zammı. Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntılı yaşayan herkesi rahatlatacak adımlar attık. Atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek Enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız. Demiş. Muhalefete seçim mesajı kendileri bu ülke millet için tuğla üstüne tuğla koymadığı, çözüm teklifi getirmediği, geleceğe dönük program sunmadığı halde ellerini avuşturarak iktidar bekleyenler inşallah 2023'te bir kez daha millet üsrana uğratacak. Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama muhalefet cephesinde epeyce isim zorunlu emekli ayrılacak. 20 yıl içinde çok emekli ayrılanlar oldu. Şimdi de devamı geliyor. Onlara da emekli ayrılacak ama biz çok çalışalım ki emekliler kervanı yol alsın. Bu kifayetsiz muhterisleri önce kendi partileri tasfiye edecek. Ardından milletimiz hepsini siyaset aşiminin tozlu laflarına kaldıracak demiş. Erdoğan arkadaşlar dediğim gibi ciddi bir zam gelecek diye açıklama yaptı Erdoğan. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Son 6 aylık enflasyon muhtemelen %15 ila %17 ya da %18 civarı çıkacak Ocak ayında. Muhtemelen Erdoğan bunun üzerinde herhalde bir %15, %20 daha koyar diye düşünüyoruz. Ortalama muhtemelen %30 ya da %40 civarı bir maaş mı yapılacak gibi görünüyor ama bana göre yetmez. Bana göre Ocak ayında, Ocak ayından itibaren 3 ya da 4 ay sonra genel seçim olacak. Hem başkanlık seçim olacak hem siyasi parti seçim olacak. Bana göre AK Parti maaşlara, işçisine, memuruna, emeklisine öğretmenine en az %50 maaş zammı vermelidir ve seçime öyle girmelidir diyorum. Çünkü alım gücü çok çok düştü. Eskiden enflasyon düşüktü, maaşlar da düşüktü ama bir şekilde çark dönüyordu arkadaşlar farkındaysanız. Ama şu an 2-3 parça bir şey aldığın zaman en düşük marketlerden en az bir 1000 TL ödüyorsunuz. Hani şöyle biraz kıymasını katayım, tavuğunu katayım, pirincini katayım, şeker çayını katayım derseniz en az 1000 TL'si var. E zaten maaş 5000, 6000, 7000 bandında. E bir, bir markete gidip 5-6000 TL ödersen nasıl geçineceksin? Aynı yani ayda 4 kere market yapsan en az bir 4000 lirası var arkadaşlar. Yani herkes kendi hesabını kendi daha iyi bilir ama bence maaşlara en azından %50 maaş zammı yapılmalıdır ve AK Parti ona göre seçime gitmelidir diyorum ben. Katılıyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Hani Ocak ayında bana göre işçiye de memura da emekliye de %15 %20 bana göre hiçbir şey yetmez. Çerez parası olur. Çünkü daha önümüzde Ekim, Kasım ve Aralık ayları var. Yani 3 ay boyunca da her şey %10 %15 var artsa Ocak ayında bana göre %50 bile yetmeyecek gibi geliyor bana. Tabii benim, bu benim şahsi fikrim. Katılırsınız, katılmazsınız ama eskiden Maaşlar 5000 lirayken ne bileyim A101'de bir çantayı 150-200 liraya dolduruyordunuz, geçip gidiyordunuz. Şu an maaşları 7000 bin, bin bandında ama bir çantayı, o çantayı 1000-1500 liraya dolduramıyorsunuz. Yani buna göre kabaca alım gücü çok çok düştüğü için bana göre AK Parti en az, bakın altını çiziyorum, en az %50 maaş zamı yapmalıdır. Bütün kamu çalışanlarına, işçisine, memuruna, emeklisine, özellikle de emeklilere de bana göre... Bu da benim şahsi fikrimdir. İster katılırsınız ister katılmazsınız. Bana göre emekli maaşları da asgari ücret seviyesine çekilmelidir. Asgari ücret atıyorum bugün 5500 TL ise asgari ücrette 5500 TL olmalıdır. Ve otomatikman asgari ücret o yıl neyse emekli maaşları ona göre standart olmalıdır diye düşünüyorum. Özellikle büyük şehirlerde emekliler nasıl geçiniyor ben hayretler içerisindeyim. 3500 TL maaşla imkansız arkadaşlar yani şu an. Eli yüzü düzgün büyük şeylerden bahsediyorum. Hani ilçe küçük ilçelerde olmayabilir ama şöyle İstanbul'dur, Ankara'dır, İzmir'dir, ne bileyim Adana'dır. Büyük metropollerde şöyle eh işte bir ev 4-5 bin TL kirası olmaya başladı. Zaten emekli maaşı bir kiraya bile yetmiyor arkadaşlar büyük şehirlerde. E bu insan ne yiyecek, ne geçinecek, nasıl yapacak, nasıl edecek. O yüzden tekrar tekrar söyleyip aynı şeyleri papağan gibi tekrarlamayayım. Videoyu bitireyim burada. AK Parti seçime düzgün bir şekilde gitmek istiyorsa çalışanlara, emeklisine, işçisine, memuruna ve öğretmenine en azından %50 maaş zam yapmalı ve seçime öyle gitmelidir. En azından maaşlar şöyle bir en azından asgari ücret şöyle bir 8.000 TL bandına en azından kamu işçisi maaşı en azından şöyle 11 12.000 bin, 13.000 bin TL bandına çıkmalıdır deyip videoyu burada bitiriyorum. AK Parti'nin açıklaması böyle arkadaşlar ciddi şekilde mağazam yapacağız diyor. Başkan Erdoğan ben de diyorum ki %50'den aşağı kurtarmaz. Başkan Erdoğan bu da benden AK Parti'ye tüy olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz.